Geniz buradan mı geçene? Nasılsınız? Geliniz ya. Bayan ne yaptın sen bu adama ya? Sevdasını taşımaktan, mensubu olmaktan gurur duyduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın İl Başkanı, Sayın Milletvekili, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, Belediye Başkanları, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelerimiz,
Partimizi bundan sonraki başarıya taşıyacak olan çok değerli belediye başkan adayı arkadaşlarım. İlçemizin her mahallesinden, her caddesinden, en ücra köşesinden bu heyecanımıza ortak olmak için gelen muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Üçlü'nün gelecekteki güvencesi olan genç arkadaşlarım, Bozkurtlar, Asenalar. Bugüne kadar ilçemizdeki başarılarımıza katkı sağlayan sivil toplum örgütlerinin hem ilçemizdeki hem ilimizdeki çok değerli yöneticileri. 2014 mali idareleriyle ilgili aday tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Sözlerime başlarken sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bolluk bereketi üzerinize olsun. Bizleri bu kutlu mücadelede bir araya getiren Cenab-ı Allah'a binlerce hamdü senalar olsun. Bundan tam 90 yıl önce küllerinden bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 45 yıl önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin temellerini atan merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i ve davamıza hizmet etmiş, bugün ebediyate intikal etmiş tüm dava arkadaşlarımı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bugün buraya Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sandıklı'daki umutlarını tazelemek için geldiniz. Bu muhteşem kalabalık Sandıklı'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücüne güç katmıştır. Bu kazanma, başarma heyecanı buradaki muhteşem kalabalığın gözlerinden okunmaktadır. Değerli dava arkadaşlarım, geçen seçimlerde de gördüğümüz gibi bugün de iktidar mensupları tarafından Türk milliyetçilerinin mukaddesatları, maneviyatları, değer yargıları, hatta şehitlerimizin aziz hatıraları üzerinden timsah gözyaşları dökerek siyaset yapılmaktadır. Şunu iyi bilsinler ki aziz şehitlerimizin mefkureleri onların hayallerine sığmayacak kadar, gözlerine yaş olmayacak kadar büyüktür. O şehitler ki bizim her çalışmamızda, her faaliyetimizde yanımızdadırlar. 4 Ocak 1968 yılında damarlarındaki kanın en hızlı aktığı bir çağda Ankara site yurdunda ilk şehidimiz, ilk göz ağrımız Ruhi Kılıçkıran. 12 Eylül 1969 yılında annesinin bakmaya doyamadığı, daha bir lise öğrencisiyken şehit olan Mustafa Bilgi. 8 Haziran 1970'te şehit olduğunda 24 saattir aç olduğu anlaşılan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Yusuf İmamoğlu. 24 Mart 1970'te mahsur kaldığı arkadaşlarına ekmek götürmek isterken şehit olan Ziraat Fakültesi öğrencisi, yüreklerimizde köz olan Özmen. 23 Kasım 1970'te ciğerlerine hava basılıp 3 gün işkence yapılarak şehit edilen Ankara Teknik Öğretmen Okulu öğrencisi önde giden Önkuzu. 15 Mayıs 1976'da ilçemizde şehit edilen İbrahim Türkeş. Daha hangisini sayayım? 4 Haziran 1981'de asılan Cevdet Karakaş. 20 Ağustos 1981'de dar ağacında vedalaştığımız İsmet Şahin. 27 Mart 1982'de Cengiz Baktemur. 13 Ağustos 1982'de Ali Bülent Orkan. 31 Ağustos 1983'te peş peşe idam sehpalarına yürüyen Selçuk Duracık, Ali Esendağ. Celladın hakkını helal ettiren Mustafa Pehlivanoğlu. Ve daha nice nicelerinin hayalleri bugün bu insanların
gözlerine yaş olmaktan çok çok daha büyüktür. Onlar bizim şehitlerimizin hatıralarını bilemezler. İşte onun için biz bu seçimleri kazanmak zorundayız. İnanmak zorundayız. Onun için kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Buradan seslenmek istiyorum. Kutlu davamızın mücadele tarihinde aramızda bulunmuş, emeği ve hizmetleri geçmiş. Ancak bugün çeşitli nedenlerden dolayı aramızda bulunmayan, uzak kaldığımız bütün dava arkadaşlarım, cennet vatan Türkiye'mizin geleceğiyle ilgili kaygılar duyan tüm hemşerilerim, tüm vatanseverler, sizleri Türkiye'nin bugün geldiği yol ayrımında Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında buluşmaya davet ediyorum. Kapımız ve gönlümüz herkese sonuna kadar açıktır. Bir araya gelme günü bugün değil de ne gündür? Muhterem misafirler, vatan ve millet sevgisi, Türkiye'nin onurlu ve huzurlu geleceği ortak paydasında aynı duyguları, aynı hassasiyetleri, aynı endişeleri paylaştığımız, başka siyasi partilere oy veren, başka siyasi partilerde siyaset yapan ve başka siyasi partilerin mensup olan kardeşlerim, bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne çatısı olmaya davet ediyorum. Bugün gün Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında olma günüdür. Şuna inanıyorum ki bugün buradaki bu ruh buradan çıktıktan sonra sandıklığımızın bütün caddelerine, bütün sokaklarına, en ücra köşelerine kadar sizlerin aracılığıyla dalga dalga ulaşacaktır. 30 Mart 2014'te yapılacak seçimler tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu seçimlerin taşıdığı önem bundan öncekilerden çok farklıdır. Bu seçimler ahlakla arsızlığın, temizlikle kirliliğin, doğrulukla yalanın, sadakatle ihanetin, mücadeleyle müzakerenin, ülkem diyenlerle ülkemizi bölmeye çalışanların seçimleridir. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin bu kadar hayati gündemi ortadayken, ister içimizde olsun, ister dışımızda olsun, basit hevesler peşinde koşmak, dedikodular üretmek, kısır çekişmeler içinde olmak bizleri başarısızlığa iter. Türkiye yanıyorken, millet ağlıyorken, Türklük içten içe kanıyorken, okullarımızda andımız kaldırılmışken, Türk'üm demek adeta suç haline gelmişken, ben milliyetçiyim, ben vatanseverim, ben ülkücüyüm diyen hiç kimsenin bir dakika dahi boşa geçirecek vakti yoktur. 30 Mart'taki seçimlerde başarıya benim inancım tamdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de tüm fertlerinin, tüm mensuplarının inançları tam olmalıdır. Çünkü inanmadan başarmak mümkün değildir. Bizim bu seçimlerde sen ben çekişmesine, dargınlıklara, küskünlüklere, kıskançlıklara, karşılıklı suçlamalara ayıracak vaktimiz yoktur. Hiç kimsenin, hiçbirimizin Milliyetçi Hareketi başarısızlığa uğratacak davranışlarda bulunmaya hakkı yoktur. Biz bu seçimlerde kolaylaştırmak varken zorlaştırmayacağız. Kucaklamak varken kutuplaştırmayacağız. Düzeltmek varken bozmayacağız. Kardeşlik varken düşmanca tutum almayacağız. Ortak değerler etrafında buluşmak varken ayrışmayacağız. Çalışmadan, yorulmadan kazanamayacağımızın bilincindeyiz. Ben değil, biz olacağız. Nefislerimizi terbiye edeceğiz. Hesaplarımız varsa seçim sonrasına öteleyeceğiz. Başarı için bir olacağız, birlikte olacağız, iri olacağız. Sandıklıda her seçmeni kucaklayacağız. Her kapıya ulaşacağız. Her gönüle girmeyi başaracağız. Değerli dava arkadaşlarım, geçen seçimlerde İlçemizde 10 kasaba, bir merkez olmak üzere toplam 11 belediye başkanlığı seçimlerine girdik. Bugün maalesef ilçemizdeki 9 kasabayı köy olmaya layık gördükleri için bir merkez, bir de belde olmak üzere 2 tane belediye başkanlığı
55 tane yerleşim biriminde de mali idareler genel seçimlerine gireceğiz. Partimiz sandıkta çok güzel bir kampanya, aday adayları kampanyası yürüttü. Aday adaylarımız birbirlerine çok saygılı oldular. Birbirimize çamur atmadan, birbirimizi lekelemeden hep birlikte başaracağımıza inandılar. Aday aday arkadaşlarımız birlikte başarmaya inandılar. Lütfen buradaki dava arkadaşlarım da aynı inanç içerisinde olsunlar. Bu değerlendirmelerimiz sonucunda Sandıklı Merkez'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı, bundan sonraki şu anki de mevcut üç ilerli bayrağı, bundan sonraki dönemde de 5 yıl taşıyacağına inandığımız adayımız Sandıklı'da Doktor Hakan Borcalı. Tek kasaba kalan, belde olarak tek seçime gireceğimiz Akarın beldesindeki adayımız Mustafa Gülgör. İl Genel Meclisi ile ilgili çalışmalarımızı, müracaatlarımızı 25 Aralık tarihine kadar alacağız. 25 Aralık tarihine kadar aldığımız çalışmaları önümüzdeki günlerde belediye meclis üyelerimizle birlikte, belediye meclis üyeliği ile ilgili değerlendirmelerimizle birlikte bir bütün olarak değerlendireceğiz. Ve önümüzdeki günlerde il genel meclis adaylarımızı da tespit ettikten sonra seçim çalışmalarımıza hız vereceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, şunu bir daha belirtmek isterim ki, inanmadan, çalışmadan başarmak mümkün değildir. Biz birbirimizden güç alarak, birbirimize dayanarak ve birbirimize güvenerek çalışacağız. Biz bu şekilde başaracağız. Benim başaracağımıza inancım tamdır. Sizlerin de başaracağımızdan en ufak bir endişeniz olmasın. Çıktığımız bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin. Şimdi soruyorum sizlere. Bana cevaplarınızda katkı sağlarsanız memnun olurum. Şimdi soruyorum sizlere. Bu mübarek kutlu yolda engelleri aşmaya hazır mısınız? Hazır. Sandıklı için el ele, gönül gönüle, Sandıklı'da elde bayrak koşmaya hazır mısınız? Hazır. Davamız bir, hedefimiz bir. Meydanlarla koşmaya hazır mısınız? Hizmete talip Hakan Bey, Hakan'ı başkan, hep beraber seçmeye hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? Hazır. Hazırım dediniz, verdiniz sözü. Şimdi ben hepinizi ayağa kalkmaya davet ediyorum. Benim söylediğim cümleleri lütfen tekrar etmeye hazır mısınız? Hazır. Yastığımız mezar taşı. Yastığımız mezar taşı. Yorganımız kar olsun. Yorganımız kar olsun. Biz bu yoldan döner isek. Biz bu yoldan döner isek. Namus bize an olsun. Namus bize an olsun. Ne mutlu tüm bir yerine. Ne mutlu tüm bir yerine. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın MKY'm, Esnaf Odaları Birlik Başkanımız, çok değerli belediye başkan adaylarımız, Sayın İlçe Başkanım, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, çok kıymetli hanımefendiler, partimizin değerli mensupları, Sandıklı'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu düğün gününe hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Malumunuz yaklaşık 5 yıldır belediye başkanlığı görevi yapmaktayım. Partim layık gördü. Hep beraber el birliğine çalıştık. Bundan 5 yıl önce Sandıklı Belediye Başkanlığı kazandık ve Sandıklı Belediyesi'nin kıt imkanlarına rağmen ve şu anda borcunu da hemen hemen hiç arttırmadan partimize ve kendimize yakışır bir şekilde hareket ettiğimize inanıyorum. Allah katında hatamız hiçbir zaman olmadı. Yapamadığımız, edemediğimiz, eksik kalan muhakkak işler vardır. Çünkü insan olduğu yerde eksik bitmez. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ömrüm boyunca da inşallah bu partinin içerisinde hizmet etmeye devam edeceğim. Kendi işlerimin yoğunluğu sebebiyle gerçekten bir malumunuz babam rahmetli vefat etti. Biraderim yok. İşlerim çok yoğun. 173 kişi ekmek veriyorum sandık şartlarında. Tabii ekonomik şartları biliyorsunuz. Alacaklarımız da çoğaldı. Borçlarımız da çoğaldı hesabı. Yani takibini yapmakta gerçekten çok zorlandığım için ilçe başkanıma ben affımı istedim belediye başkanından. İlçe başkanım tabii ki il başkanımıza ve genel merkezle görüşerek kendilerini de ben bu hoşgörüsüne, saygısına da her zaman teşekkür ediyorum. Kendi isteğimle belediye başkanı olmama kararı aldım. Memleketim için bir şeyler de yaptığıma inanıyorum. Allah rızası için bir şeyler yaptığıma inanıyorum. Bundan sonra da Sayın Hakan Bolcan, benim zaten meclisiyem, kişiliğiyle, karakteriyle gurur duyduğum bir abim. Her zaman yanındayım, maddi manevi, sanki seçime kendim giriyormuş gibi. Onun her zaman yanında olacağım. Burada sizlerin huzurunda şeref namus duyuyorum. Sandıklı'da ve Türkiye'de muhalefet partisinden aday olabilmek gerçekten çok büyük bir cesaret işidir. Buna inanın. Ben görev sürenin içerisinde birçok şey daha net anladım. 173 tane ayrı ayrı dosyadan araştırma geçirdim. Ne mutlu ki hiçbirinden bir şey bulunmadı ve çıkarılamadı. Vicdanım rahat ama burada amaç insanları yıpratmak, üzmek, hırpalamak olduğunu iyi biliyorum. Türkiye'de örneği olmayan bir şekilde malumunuz cüzdanı borçtan dolayı zamanı oldu, elektriklerimiz kesildi. Şu anda Sandıklı Belediyesi'nin bütün hesapları blokeli. Yani biz bu şartlar altında mücadele etmeye çalışıyoruz. Ve şu anda 12 tane aday adayı var iktidar partisinden. Her neyse bu arkadaşların hepsinin memleket aşkı dertleşti. Bu Milliyetçi Hareket Partisi kadar bu işi dürüst yönetebilecek hiçbir parti ve anlayış yok. Bunu bütün yüreğimle, bütün samimiyetimle tekrar belirtmek istiyorum. Aday adayı süreci zamanında da partimize aday adayı için başvuran bütün arkadaşlarımıza ben Allah razı olsun diyorum. Çünkü partimize ne kadar çok adayın olması bizim partimizin o kadar çok zenginliğini gösteriyor. Ve kendilerinden birçoğu da burada aramızda gördük. Çok mutlu oldum. Kemalettin vekilimizin geçen gün konuşmasında çok güzel bir sözü vardı. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde beylik mücadelesi hak veya biat esastır. Hakan Bolcan'a ve ben şahsım olarak ilçe başkanımıza biat etmeye her zaman hazırım. Sizlerin de hazır olmanızı istiyorum. Sandıklı'da inanın bu seçimi almamamız için hiçbir sebep yok. Ben yürekten inanıyorum. Sizler de inanın. Yemin ediyorum biz bu seçimleri alırız. 12 tane aday var. Hiçbir tanesi Hakan Bolcan'ın bir parmağı bile yapmaz. Biz bu seçimlere daha önce nasıl teknik ve profesyonel hazırlandıysak şimdi çalışmalarımızı zaten o şekilde hakeza devam edecek. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 ilerli bayrağını belediyelerimizden indirmeyeceğiz. Afyon'da da bunu yapacağız. Sandıklı'da da bunu yapacağız. Akarım'da da bunu yapacağız. Ben buradan kendi adıma söz veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah utandırmasın. Ne mutlu Türkiye'ye.